Efendim merhabalar ben Ahmet Turan Köksal. Size bir gece vakti böyle loş bir odadan sesleniyorum. Bugünkü video konumuz herhangi bir kalem, kitap, defter gibi kırtasiye değil. Bir film analizi. Bunu yapmak zorunda hissettim. Filmin ismi The Lighthouse. 2019 yılının bir filmi. Parasite ile aynı zamanda videona girmiş ve gerektiği kadar ilgi görmemiş. Zor bir film. Ee, filmin analizinde ciddi spoiler yani sürpriz bozan verebilirim. Bu yüzden filmi seyredip de gelin. Fakat bu film tavsiyesi değil. Yani bu filmi seyretmelisiniz diye demiyorum. Filmi seyretmeyebilirsiniz çünkü sıkıcı bir film. Oldukça sıkıcı. Ben beğendim ama sıkıcı bir film. Yani herkes dayanamayabilir. Çok uzun sürüyor. bir saat 40 dakika civarı. Siyah beyaz, kare formatta çekilmiş. Biraz karışık, kopuk kopuk. Biraz can sıkıcı çok dikkatli seyretmek gerekiyor falan filan. Sevmeyen sevmeyebilir. Seven de çok seviyor. Zaten yorumları film seyretmen sonra bütün yorumları okudum. Sevenler çok sevmiş. Bayılmışlar falan filan. Sevmeyen de sevmemiş. O yüzden şimdi spoiler vereceğim için filmi seyredin diyorum ama bir yandan da seyretmeyin diyorum. Yani sırf benim videomu izlemek için de filmi seyretmek zorunda kalmanızı istemem. O yüzden uyarıyorum. Ee, ...filmi seyredin öyle gelin. Eğer bu videoyu seyretmek istiyorsanız... gereksin seyretmeyin. Ee, filmin yorumlarını... ...filmi seyrettikten sonra e, okudum. Dinledim. İnanın... ...benim düşündüğüm şeyi düşünen olmamış. Bu sevindirici mi? Üzüntü verici bir şey mi? Bilemiyorum. Şöyle sevindirici. Hani ben farklı bir şey buldum diye... ...kendime sevinebilirim ama... ...diğer taraftan da bu kadar kişinin... E, ...benim düşündüğümü... ...düşünmemiş olması... Beni biraz endişelere gark etti. Ben mi işi kolay alıyorum ya da çok önemsemiyorum diye. Fakat akabinde dedim ki madem öyle, kendi fikrimi bir video çekerek sizlere sunayım. İsteyen seyreder, isteyen seyretmez. Zaten çok fazla seyredilmiyor videolarım. Abone olmak falan durumunda değilsiniz. Hatta olmayın. <laughs> Abone ol tuşuna, şu <laughs> çan tuşuna falan basmayın. İstemiyorum. Um, Film tek mekanda geçiyor neredeyse. İki kişi oynuyor. Siyah beyaz. Oyunculuklar fena değil. Yönetmen fena değil. Ama ben e, film seyredenler için söylüyorum. Bazı yorumlarda işte bu e, İngiliz hükümetinin işte her e, fenere, her deniz fenerine dört ayda bir iki kişiyi gönderdiği, Onlar da birbirlerine yardım ederekten fenere devamlı çalışır kırıldıklarını e, gemilerin yol göstericisi bir şekilde geldiğini söyleyen bir şey. Hatta işte efendim tam nöbet değişimi sırasında gemi gelememiş ve o iki memurdan biri ölünce diğeri onu tabuta koymuş. Tabutları nasıl fenere asmış. Sonra rüzgarda fırtınada o tabut kırılmış. Düşen ceset eliyle diğerini göstermiş falan filan böyle garip garip şeyler. Bunlar efsane. Galiba zaten e, Amerikan yani orada birkaç saat vardı. O da bir Amerika. Amerika'da geçtiği gibi bir anlayabiliyoruz, anlayabiliyoruz filmi. E, filmde bana sorarsanız bir, 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 çözüm var. Bir çözüm yani bir, bir, şekilde baktığınız zaman filmi çok daha iyi algılayabiliyorsunuz. Filmde iki kişi var. Bir tanesi Tom, diğeri Efraim. E, fakat anlıyoruz ki filmde iki kişi yok. Aslında bu olay e, alkolik, belki de uyuşturucu bağımlısı, belki de durumu oldukça fena olan Efraim'in hikayesi. Tom yok. E, daha doğrusu Tom var da o Tom öldürdüğü kişi Efraim, bir bile öldürmesine sebep oldu. Bu Kanada'da yaşayan bir e, keresteci. E, ağaçları kesip işte onları... Bir nehir boyunca bir yerden bir yere taşıyorlar. İşte arkadaşı, en sevdiği arkadaşı galiba ismi Efraim Wilson olan kişi önünde duruyor bunun. Böyle sarışın bir çocuk. Bayağı uzun zamandır beraberler. Çok nadir, çok derin bir yerde böyle bir eşcinsel gönderme vardı ama hemen reddediyor kahraman bunu. Eşcinsellikle ilgili bir durum yok gibi. Bu Fener'de Fener nöbetinde yaşlı bir denizciyle beraber denize artık açılmayan denizciyle beraber olduğu söyleniyor ama aslında anladığım kadarıyla bu Tom denen kişi alkolik ciddi alkolik ve bir alkol tedavisi görüyor 4 haftalık bir tedaviye gitti gibi aslında bütün her şey bu hatta nöbete başlarken oradan birileri çıkıyor demek ki bu tedavinin sonucunu almış birileri de var ee, filmde ilk zamanlar içki içmiyor yemek yerken ee, ama e, filmde yaşlı adam yaşlı adam başından sonuna kadar onun bu tedavi süreci diye tahmin ettiğim süreçte e, yan yana geldi kişiler. Örneğin aslında sen iki kişi yok burada. Sen tek başınasın ve işte o gördüğün kişi bir hayal. Sen tek başınasın. Yani kendisi için söylüyor bunu yaşlı adam. O sodunun doktoru ee, yemeklerimi beğenmiyor musun? Sana yemekler yaptım. Yemeklerin çok çirkin falan filan dediğinde ise böyle kadın gibi ağlayan da karısı herhalde. Yani aslında kahramanımız ciddi bir psikolojik sorun içerisinde bir yerde bir tedavi görüyor ve çeşitli zamanlar çeşitli kişilerle beraber oluyor ve biz bunu tüm filmde görüyoruz. Hatta bir ara Efraim'i öldürdüğü ya da onun ayağa kaydığı zaman ona herhangi bir şey yapmadığı konusunda bir itirafta bulunuyor yani günah çıkarma seansı var. Orada da asla rahiple konuşuyor. Ee, film başından sonuna kadar e, uyuşturucu belki vardır. Hani o e, beyaz ışığa doğru gitmek, en sonunda köpeğin köpeğin gömdükten sonra köpeğin yanından o anahtarları alması falan. Köpek meselende sanırım adamın bir köpeği var ve köpeği ölüyor ya da başka bir şey. Onu kendisi gömmek zorunda kalıyor. Ve artık köpeği de gömdükten sonra köpeğin e, köpekten aldığı anahtarla köpeğin devamlı sürekli onu kapattığı e, ki zaten başında da hep e, adam adam küfrederken yaşlı adam genç adama küfrederken hep köpek 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 diyordu. it diyordu falan filan. Yani aslında tamamıyla çözümü böyle yaşlı bir adam yok. Böyle bir döbet yok. Böyle bir tenis feneri yok. Bunların hepsi e, varsayımlar. Adam Susuzluk çekiyor. Dehydration problemi var. Ee, akabinde sonra yeniden içkiye başlıyor. İçkiye kendini vuruyor. İşte arada sırada kendine tatmin için mastürbasyon yapıyor. İşte bu deniz feneri o. Ee, geneline bakarsak genel hale bakarsak bir kere de intihara kalkışıyor. Ee, kalkıştığı intiharda yüksek bir yerden atlıyor. Orada bu deniz fenerinin boyama meselesini ortaya koyuyor ama ölmüyor onda. ...ikincisinde... altın vuruş gibi bir şey yaptığını düşünüyoruz. Yani deniz fenerine gitmesi aslında onun altın vuruşu olması. Martı'ya gelince de herhalde e, gittiği klinik ya da rehabilitasyon merkezi denize yakın. Her tarafta Martı var. Yani e, Doktor Jekyll Mr. Hyde, e, Fight Club ya da diğer bu e, Shutter Island gibi aslında Tek kişinin bölünmüş halleri var. Manik, depresif hali var. İşte böyle e, içki içtikten sonra sabaha kadar oyun oynuyorlar. Kör kütük sarhoş oluyorlar. İşte bir şeyler yapmak zorunda kalıyor. Kömür atmak zorunda kalıyor ama hiçbir zaman e, o ışığın yanına gitmesini istemiyor diğeri. Sonra onu köpek gibi oluyor. Herhalde köpeğini gömüyor. Ama en sonunda da martlar onu yiyor. Yani bir nevi e, altın vuruşu yapıp uyuşturucu olabilir bir şekilde hayattan kopuyor. Bence filmin anlatısı bu. Film genel olarak metaforlarla süslü ve bu metaforlar o kadar güçlü ki biz basit bir uyuşturucu ya da alkol tedavisi gören birinin intihara kendini kendi canını almasına giden yoldaki tüm gördüğü sarıları bir deniz feneri e, memuru gibi görüyoruz. Dört ay meselesi de işte demişler herhalde rehabilite, rehabilite olacaksın dört ayda. Halbuki gemi gelmiyor. Yani aslında rehabilite olmuyor. Marty'i öldürdüğü zaman işte fırtına çıkar çıkmasına sebep oluyor gibi gibi gibi. gibi İşte şeydeki bu fenere geldiği zaman böyle yapış yapış şeyler başka bir duruma da geliyor. Tabii şimdi bir sürü yorumcu şu şu anlama gelir, bu bu anlama gelir diye. Bence gereğinden fazla da e, anlam tanımlamış. Belki ben de öyle yapıyorum ama benim yorumum doğru gibi. Yani bir sürü, bir sürü detay var. Bir sürü detay ve bunların hepsi alkol tedavisi gören veya yani uyuşturucu tedavisi gören birinin sanrıları. E, suyla olan ilişkisi, diğer başka ilişkiler falan filan. Tabii çok e, Üzücü. psikolojik tarafında olduğu. Hmm. Filmdeki yorumlara işte şu şunu, şunu temsil ediyor. Bunu temsil ediyor. Biraz fazla e, değer atfedilmiş. Bana sorarsanız. E, Nuri Bey geceyle mayıs sıkıntısında olmuş. Bir tane birisi gelmiş ona demiş ki ya demiş Nuri Bey süper bir araba seçmişsiniz. Bu seçtiğiniz araba işte şu marka olması, şöyle olması, böyle olması, rengiyle şunu tanımlıyor. Bunu e, bize gösteriyor aslında gizli anlam olarak olar var diyor ama e, Nur gibi diyor ki ya bu benim arabamdı başka da araba yoktu mecburen filmde bunu öyle bunu oynadık diyor yani kendi arabamı kullandım diyor öyle bir özel bir durum yok diyor yani aslında bazı yapımlarda seyirci ya da okuyucu ya da işte sanat sanatı sanat sever gereğinden fazla değer atfettiği için çoğu şeyin bir metafor olduğunu, bu selam çaktığını falan filan iddia ediyor ve kendi fikrinin e, önceden yönetmenin ya da senaryo yazarının senaryo yo oluşturan kişilerin aklına geldiğini falan filan düşünüyor. Bu bir nevi seyircinin ya da sanatseverin kendini biraz kutsaması. Ben bildim işte ne düşündüklerini anladım gibi. Aynı şekilde bu videoda Aynı dertten mustarip olabilir. Evet doğru. Böyle bir şey olmayabilir ama benim başından sonuna kadar yakaladığım hikaye buydu. Ee, film izlemelisiniz. izlemenizi öneririm ama tabii spoiler yedikten sonra izlemek de çok iyi olmayabilir. Ben buldum. Ee, siz de bulun. Böyle bir yorum yaptım. Şimdi bunu YouTube'a koyacağım. Defter kalem videosu isteyenler biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirler Çünkü artık ben onlarla özde, özdeşleştim. Altı bin küsür dinleyicinin yani abonenin yaklaşık 300-400'ü her şeyi izliyor. Benim podcastlerim de var podcastleri. Google'dan, Google Podcast'ten, Spotify'dan, Apple Podcast gibi büyük podcast yayıncılarından dinleyebilirsiniz. Ona ATK kafası, AT kafası diye de arattırabilirsiniz. Bundan sonraki podcast konusu osuruk. Vallahi öyle. Zaten filmde de diğer adam bayağı bir osuruyor. Ee, i̇şte belki de koğuşta kalıyor. Aynen koğuşta kalan bir deli de manik depresif durumları ortaya çıkıyor. Bipolar bazı etkiler var. Film güzeldi. Filmi böyle okursanız biraz daha mantıklı olabileceğini görürsünüz. Bugünlük bu kadar diyorum. Başka film analizlerinde ve bir dahaki e, yazı kalem çizi videosunda görüşmek üzere diyorum.